Şimdi arkadaşlar sağ kondansatörle ilgili bakıyoruz. Sorumuz bize ne diyor? C sağlı sağaç potansiyel farkı V olan bir üretici bağlandığında yükü Q oluyor diyor. Üreteçten ayrılan şekildeki sağacın iletken levhalar arasındaki uzaklık iki katına çıkartılırsa, bakın levhalar arasındaki uzaklık iki katına çıkartılırsa niceliklerinden hangileri değişir diyor. Şimdi biz bir kondansatörü aldık, şu şekilde getirdik. Bir neye bağladık? Bir pile bağladık ve bunun yüklenmesini sağladık değil mi? Potansiyel farkı V olan bir üretece bağladık. C kapasiteli bir kondansatörü ve üzerine Q yükünü depoladık. Daha sonrasında getirdik bu kondansatörün levhalarını birbirinden uzaklaştırdık şurada olduğu gibi. Ve iki katına çıkardık. Bakın 2D'ye çıkardık diyoruz. Bu durumda bakın şöyle ki C eşittir. Epsilon A bölü D derdik değil mi? Ben buradaki D'yi iki katına çıkartırsam, bunu 2D yaparsam arkadaşlar buradaki C ne olacaktır? Yarıya düşecektir diyebiliriz. Yani normalde buradaki kapasite C kadarken şu durumda kapasite ne olacaktır? Kapasitesi evet şöyle yazalım. C bölü 2 olacaktır diyebiliriz. Hangileri değişir? Sığası değişir mi? Evet. Sığa kesinlikle değişir diyoruz arkadaşlar. Peki yükü değişir mi? Bakın bunu konuşmuştuk daha önce. Dedik ki biz bir kondansatörü yüklediğimiz zaman evet onun artık bir üreteçten ayrılması durumunda yani şu hale getirdiğinde üzerindeki yük kesinlikle değişmeyecektir arkadaşlar. Yükü değişmeyecektir. Peki potansiyel fark ve depoladığı enerji değişir mi? Şöyle ki C eşittir Q bölü V diyorduk. Bakın ne yaptı? Ne yaptı? Yük değişmedi ancak C yarıya indi değil mi? C bölü 2 oldu. Kapasite yarıya indi. O zaman diyoruz ki buradaki potansiyel fark ne olacaktır arkadaşlar? Potansiyel fark 2 katına çıkacaktır diyebiliriz değil mi? Potansiyel fark 2V olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla bu da değişmiştir. Peki depoladığı enerji ona da şöyle baksak biz ne diyorduk? 1 bölü 2 CV kare diyorduk değil mi? Buradan baktığım zaman diyorum ki C de değişti, V de değişti. Biri yarıya düştü, C bölü 2 oldu. Diğeri 2V oldu. Ama diyoruz ki bakın 2V'nin karesi olacak. Karesi geldiği için buradan 4 gelir. Yani burası sonuç itibariyle 2 katına çıkmış olur. Bu da değişmiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Evet. Dediğim gibi yerine yazmacı aslında. Buradaki espri şuradaki yük miktarının değişmeyeceği. Ondan sonrası formülde yerine yazma işlemi diyoruz arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Evet şu soruya bakalım. X, Y, Z sağaçları ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Y'nin levhalar arasında dielektrik madde konulduğunda X, Y, Z'nin uçları arasında oluşan gerilimler için ne söylenebilir diyor. Bakın Y'nin levhalar arasına ne yapıyoruz? Dielektrik bir madde koyuyoruz. Yani şöyle ki C eşittir epsilon A bölü D diyorduk değil mi? Epsilon A bölü D diyorduk. Biz burada bunu arttırmış olacağız. Bunu arttırırsak bunun kapasitesi ne yapacak? Artacak. Yani şu anda az önce bakın C idi. Biz bunu ne yaptık? Şu hale getirdik değil mi? Bakın bir tane C var. Aşağıda gene bir C var. Ancak yukarıda artık ne var? Diyelim ki 2C var değil mi? Bu şekle çevirdik bunu. Bu durumda da baktığımızda ne diyeceğiz arkadaşım? Bunların uçlar arasındaki gerilimler için ne söylenebilir diyor. Evet şöyle ki şimdi bakın az önce şu devremiz şu haldeyken ilk durumdayken burası C bölü 2 idi değil mi? Pardon C bölü 2 değil tabii ki 2C idi değil mi? Topluyorduk biz burayı 2C idi. Yani bizim devremiz ilk durumda C sonrasında 2C olacak şekilde iki tane kondansatör grubu vardı. O zaman buradaki potansiyel farkı ne diyelim biz? Şöyle geniş bir değer verelim. 3'e ve 4'e bölünebilecek olsun. 12 volt diyelim. 12 volt dersem ben bunun ucunda 12 volt olduğunu söylersem ne yapacaktır? Bunların kapasitesiyle ters orantılı olacak şekilde dağılacaktır değil mi? Yükler aynı olduğundan dolayı potansiyel farklar kapasiteyle ters orantılı dağılacak. Buraya 8 volt düşerken buraya 4 volt düşecektir. Bakın geliyorum diyorum ki X'in ilk durumdaki değeri 8 volttu. Y ve Z'ninki 4 volttu diyebiliriz. Peki devreyi bu hale getirdiğimde ne olacak arkadaşlar? Ben buraya gene 12 volt bağladım bakın. Gene 12 voltu bağladım. Şimdi burası ne oldu? Şurası 3C oldu arkadaşlar değil mi? 3C oldu. Paralellikte topluyorduk. C'ye 3C. 12 voltu nasıl dağıtacağız? 12 voltu baktığım zaman buraya 3 buraya 1 düşecek. Kapasiteyle ters orantılı dedik.
O zaman buraya 9 volt, buraya 3 volt düşecek diyebiliriz. Bakın hem Z'ye hem de Y'ye 3 volt düşecek deriz. X, Y, Z olarak baktığım zaman başlangıçta 8, 4, 4'tü. Şimdi 9, 3, 3 oldu. O zaman diyoruz ki X'inki artmıştır, Y ve Z'ninki azalmıştır diyebiliriz potansiyel farkları. Evet, Adana doğru cevap arkadaşlar. Pekala. Devam ediyorum. Bir soru daha çözelim şuradan. Evet, bu az önceki soruya benzer. Bunu geçiyorum. Evet, şunu çözelim. Şunu çözelim. Genellikle bu tarz sorular gelecektir. Bak bilginiz olsun. Bu önemli bir soru. Özdeş X, Y, Z sahalarıyla oluşturulan şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıktır. Buna göre anahtar kapatıldığında X ve Z'nin sağaçlarında X ve Z sağaçlarında depolanan yük miktarları için ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşım başlangıçta bakın başlangıçta sadece X ve Z çalışır durumdadır. Y üzerinde herhangi bir yük depolanamayacaktır çünkü bir ucu açıktadır. Peki ben o zaman şöyle buraya geniş bir değer vereyim. 6 voltluk bir potansiyel fark olduğunu söylersem X ve Z birbirine nasıl bağlı? Birbirine seri bağlı değil mi? Devreyi böyle tamamlıyor bunlar çünkü. O zaman diyorum ki bak bunun üzerine 3 volt, bunun üzerine 3 voltluk potansiyel fark düşecek. Peki sonrasında ne yaptık? Sonrasında biz getirdik. X'i aldık, yukarıya bir tane Y bağladık, alt tarafa da bir Z bağladık değil mi? Bu şekilde devremizi Z'nin üzerine paralel olacak şekilde gene 6 voltluk pilimiz var. Bunları getirdik, böyle bağladık diyoruz. Peki bu durumda diyorum ki arkadaşım bak, burası C, burası C, burası C idi. Bunların toplamı kaç yapar? 2C yapar. O zaman 6 voltu nasıl paylaştıracağız? Kapasitesiyle ters orantılı paylaştıracağız. Kapasiteyle ters orantılı paylaşacağım için buraya 4 volt, buraya 2 volt düşer dersin. Dolayısıyla Z'nin üzerine şöyle hemen gene tablo yapıyorum bakın. X, Y, Z diyorum. Başlangıçta X'in üzerine 3 volt vardı. Z'nin üzerinde de 3 volt vardı. Y zaten yok, bizi ilgilendirmiyor. Evet, ikinci duruma geldiğinde X 4 volt oldu. Y, Z'nin değeri 2 volta düştü diyoruz değil mi? Bu durumda da biz neye bakıyoruz? Depolanan yük miktarlarına bakıyoruz. C eşittir Q bölü V diyorsun. Arkadaşım bak C'ler ortak zaten aynı. Yük potansiyel fark pardon arttıkça yük miktarı da artacak diyebilirsin. Azaldıkça azalacak diyebilirsin. Dolayısıyla X'in potansiyel farkı arttığı için X'in üzerindeki yük de artacaktır. Z'ninki de azalacaktır. Görüyorsunuz Ceyhan olacak diyoruz. Değil mi? Evet. Z azalır. X artar diyoruz arkadaşlar. Var mı burada kafanıza takılan şu soruda? Evet. Yok. Güzel. Devam ediyorum. Evet. Şu soruya bakalım. Şu soruya bakalım. Bir üretece bağlanarak yüklenen bir saat üreteçten ayrıldıktan sonra şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. Levhalar arasında şekil 2'deki gibi yalıtkan bir madde konuluyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bakın ÖSYM direkt böyle bir soru soracaksa ben söyleyeyim size. Yani sıraçlarla ilgili soru soracaksa bu tarz sorular soracaktır. Böyle çok fazla işlemsel soru değil yorum soruları gelecektir. Bilginiz olan bence. Şimdi baktığım zaman bir kondansatörü yükledikten sonra bir üretece bağlayıp yükledikten sonra ayırdığımda üzerindeki başlangıçtaki yük neyse son durumda gene yük aynı olacaktır. Yükü değişmez dememiz gerekir. Peki sıhhası ne olacaktır? Sıha tamamen fiziksel özelliklere bağlıydı. Epsilon A bölü D diyorduk. Dolayısıyla A sabit, D sabit. Ancak biz ne yaptık? Araya bir yalıtkan koyduk. Dielektrik katsayısını arttırdık. O zaman kapasite artar diyoruz. Sıhacın sıhhası artar. Kondansatörün kapasitesi artar diyoruz. Depoladığı enerji artar diyor. Peki biz enerjiyi nasıl yazıyor idik? Enerjiyi 1 bölü 2 CV kare şeklinde yazıyorduk değil mi? Şimdi baktığım zaman ben C'yi arttırdım mı arkadaşım? Arttırdım. Peki V azaldı mı? Azaldı. Peki hangi oranda azaldı? Nasıl karar vereceğim? O zaman diyorum ki bunu şöyle kullanmak yerine şöyle yapsak. C yerine getirip Q bölü V yazsak değil mi? C yerine Q bölü V yazsak enerjiyi 1 bölü 2 Q çarpı V şekline getirmiş oluruz. Diyorum ki arkadaşım bak senin yük miktarın değişti mi? Değişmedi. Peki potansiyel farkın ne oldu? Hemen onu şuradan yorumlayacağız. C eşittir Q bölü V'den. Diyeceğiz ki bak bu sabitken biz kapasiteyi arttırdığımız için
aradaki potansiyel fark azaldı. Potansiyel fark azalırsa bunun enerjisi de ne olacaktır? Azalacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla enerji artar demiş, yanlış demiş. Doğru cevap Denizli olacak arkadaşlar. Evet, pekala. Ben şimdi buradan çıkıp sıraçlardan sonra şöyle ki akımın manyetik etkisiyle ilgili biraz soru çözmek istiyorum. Evet, bu föyde değil. Kaçıncı föyde bu? 32. Şöyle bir bakalım. Bu mudur? Evet, bu da değil. Evet. Evet, buradaki şu örnek sorulardan geçelim, ödev testine gelelim. Evet, buradaki sorulara bakalım arkadaşlar. Evet. Çok basit bir soru. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki manyetik alan vektörel bir büyüklük müdür? Evet. Sağ el kuralıyla yapıyorduk hatırlıyorsanız. Baş parmağı akım yönüne koyuyorduk. Dört parmağı uzatıyorduk değil mi? Şöyle göstereyim. Manyetik alanı aradığımız noktaya doğru uzatıyorduk ve kırıyorduk. Bir yön belirtiyorduk değil mi? Böyle dönüyor diyorduk değil mi? Sürekli bu şekilde dönecek diyorduk. Yani bir çevrim yapıyor diyorduk. Çevrim yaptığı için de bir yönü var diyoruz. Dolayısıyla kesinlikle vektörel büyüklüktür diyoruz değil mi? Kesinlikle vektörel büyüklüktür diyoruz. Şöyle şurayı bir. Evet. Vektörel büyüklüktür. Bu doğru. Manyetik alanın birimi Weber bölü metrekaredir diyor. Evet, bu da doğrudur. Çünkü biz manyetik alanı şöyle de ifade ediyoruz. Birim yüzeye düşen manyetik akı. Bakın, birim yüzeye düşen manyetik akı diyebiliriz. Biz manyetik alanı böyle de gösterebiliriz. Manyetik akı Weber demektir. Weber'dir. Alan demek metrekare demektir. Dolayısıyla Weber bölü metrekare de doğrudur. Akım taşıyan teller etrafında manyetik alan oluşur diyor. Zaten bunu da söylüyoruz. Bu doğrudur bizim için diyoruz. Hepsi doğrudur arkadaşlar. Geçiyorum. Evet, bu kolay bir soru. Şu soruya bakalım. Hemen şu soruya bakalım. Biraz burayı iyi anlayalım. Bu da önemli bir konu bizim için. Sayfa düzleminde bulunan sonsuz uzunluktaki x, y tellerinden geçen akımlar verilmiş. Oluşturdukları O noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan sıfır olduğuna göre x telinden i akımı geçiyorsa y telinden hangi yönlü kaç şiddetinde akım geçer diye soruyor. Bakın x'in yönünü biliyorum. Baş parmağımı bakın baş parmağımı aldım. Akım yönüne koydum ve O'ya uzattım. Bakın şöyle O'ya uzattım ve kırdım. Ne yaptı? Dışarıyı gösterdi değil mi? Bakın şöyle dışarıyı gösterdi. Şöyle de yapabilirsiniz. Baş parmağını akım yönüne koydun. Telin X telinin sol tarafını gösteriyorum ve kırdım içeriği gösteriyor diyorum. Bakın şöyle ki sol tarafta içeriye doğru olacaktır. O zaman sağ tarafta ne olacaktır? Dışarıya doğru olacaktır diyebilirsiniz. Bakın BX böyledir. O zaman diyorum ki Y telinin burada yarattığı manyetik alanın ne olması lazım arkadaşım? Onun kesinlikle içeri doğru olması lazım. Bunun için de akımın iki yönünde hareket etmesi lazım ki uzattıp kırdığımda içeriği göstersin diyoruz. Bir kere yönümüz arkadaşlar yönümüz kesinlikle iki yönüdür diyoruz. Peki büyüklüklerini nasıl bulacağız? Manyetik alanın şöyle olduğunu biliyoruz biz değil mi? B eşittir K çarpı 2 I bölü D diyoruz. Buradan diyorum ki sen sadece şu I bölü D oranına bak. I bölü D oranlarının ne olması lazım? Eşit olması lazım ki bakın zıt yönlü birbirini sıfırlasın. Biri içeriye doğru, biri dışarıya doğru eşit büyüklükte B'ler olması gerekir diyoruz. X teline baktığım zaman I bölü X'in buraya uzaklığı 2D'ye kadar eşittir diyorum. Y telindeki oluşan akım İ'ye diyoruz. Uzaklığı ne kadar? D kadar diyoruz. Dolayısıyla Y telinde I bölü bakın I bölü 2 gibi bir akım oluşacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan olacak. Var mı burada sıkıntı yaşayan? Evet. Sevgili 12'ler. Hallettik mi bu konuyu? 11'ler. Beni duyuyor musunuz? Sağ el kuralını anlayamıyorsun bir türlü. Peki. Nasıl yapalım? Halletmeye çalışıyoruz diyor Ebru. Şimdi bak Tuana. Diğer arkadaşlar size de söylüyorum. Şunu bir tel gibi düşünün. Tamam mı? Bir tel gibi düşünün. Şöyle ki
Bunun etrafında oluşan manyetik alan çemberler şeklinde olacaktır. Tamam mı? Çemberler şeklinde olacaktır. Bakın böyle dolanacaktır. Manyetik alan böyle dolanacaktır. Biraz etrafında daha büyük, daha da etrafında daha büyük bir manyetik alan çemberi olacaktır. Halkalar olacaktır. Yaklaştıkça küçülecektir o halkalar ve büyüklüğü artacaktır. Neden? Çünkü formül olarak bakın ne dedik? K çarpı 2'yi bölü D dedik. Yani D uzaklığına bağlı. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şuradaki bir noktanın, parmağımın ucundaki bir noktanın tele olan uzaklığını D gibi aldım. Ve ben bu noktadaki manyetik alanı arıyorum. Tamam. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bakın baş parmağım şöyle biraz şu tarafa geçeyim. Şöyle size ekranı arka planı açayım biraz. Bakın şu yukarıya doğru olan bir tel ve üzerinden yukarıya doğru bir akım geçiyor. Bakın baş parmağımı akım yönüne koyacak şekilde sağ elimi yerleştiriyorum. Sakın ha sakın sol eline yapma. Sol eline yaparsan tam tersi yönü bulursun. Tamam mı? Şimdi baş parmağını akım yönüne koydun ve uzattın. Diyorum ki bak uzattığım nokta neresi? Burası. Bu noktada ne yapacağız? Kıracağız parmağımızı. Bakın dört parmak içeriği gösterdi. Ve böyle devam edecek. Bakın dönüyor. Görüyor musunuz? Şu şekilde ne yaptık? Dönüyor ve bir çember oluşturuyor. Bakın parmağımın ucunda şöyle dönmeye başlayacak. Bakın şöyle dönüyor. Görüyor musunuz? İşte bu bizim manyetik alanımızın yönünü vermiş olacak. Şu şekilde bir çember şeklinde dönecek diyoruz. Peki akım aşağı olursa ne olacak? O zaman bakın koydum, uzattım ve kırdım. Ne yaptı? Bu defa bu tarafı gösterdi. Yani dışarıyı. O zaman da böyle dönecek diyorsun değil mi? Şöyle gösterirsek bakın şöyle dönmeye başlayacak. O zaman da böyle bir bakın ters yönlü ne oldu? Manyetik alan oluştu diyoruz. Şöyle ki baş parmağımı getirdim. Akım yönüne koydum, uzattım ve kırdım. Bak bu noktada içeri. Bakın biraz daha aşağı yapsam kırdım. O da böyle. Böyle dönecek. Şöyle bir çember halindedir. Tamam mı? Ancak çemberin şurasındayken aşağı doğrudur. Mesela çemberin alt tarafındayken bana doğrudur. Buradayken yukarı doğrudur. Buradayken bu tarafa doğrudur. Bak böyle 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 gidecek. Çembersel hareketteki yörünge gibi düşünün. Oradaki hız vektörümüz gibi düşünün. Bakın. Bu biraz daha iyi olacak. Zaten sahil kuralını çembersel harekette de kullanıyorduk. Değil mi? Ne yapıyorduk? Diyorduk ki kardeşim açısal momentum vardı değil mi? Hatırlıyor muyuz? Açısal momentumda diyorduk ki dört parmağını çevrim yönüne koy. Baş parmağın açısal momentumu gösterecek. Burada da aynı mantığı yapıyoruz. Bakın baş parmağımızı biz akım yönüne koyuyoruz. Dört parmak ne yapacak? Bizim oradaki manyetik alan çizgimizi, manyetik alan çemberimizi verecek diyoruz. Anlaştık mı? Evet. Peki devam ediyorum. Biraz uğraşın kendiniz. Denemeye çalışın. Olacaktır inşallah. Dördüncü soruya bakalım. Sayfa düzleminde dik olarak tutulan X, Y, Z tellerinden sırasıyla I, 2 ve 4 I şiddetinde akımlar şekildeki gibi geçmektedir. X telinden geçen akımın O noktasına oluşturduğu manyetik alan şiddeti B olduğuna göre X, Y, Z'nin O'da oluşturduğu bileşkesi nedir diyor. Şimdi bakın X'in burada yarattığı B'ymiş. Diyorum ki arkadaşım öncelikle bir yönü bulalım. Yönlerini tek tek bulmamız gerekiyor. Şimdi baktığımda artık teller sayfa düzlemine paralel olarak verilmemiş. Bakın normalde her zaman bize şöyle veriliyordu. Her zaman bize şu şekilde veriliyordu değil mi? Tel şu şekilde duruyordu. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Tel sayfa düzleminde oluyordu. Şimdi ne yapmış? Teli böyle vermiş. Bakın görüyor musunuz? Sayfa düzleminden dışarı çıkıyor ya da içeri giriyor. Değil mi? Ya da içeri giriyor diyoruz. Biz de o zaman ona göre bir ne yapacağız? Pozisyon alacağız diyoruz. Şimdi X teline baktığımda X telinde manyetik alan içeriye doğru mu? Akım içeriye doğru mu? İçeriye doğru. O zaman baş parmağımı bakın koydum. İçeriye doğruyu gösteriyorum. Uzattım O'ya doğru ve kırdım. Ne yaptı? Aşağıyı gösterdi değil mi? Aşağıyı gösterdi. Görebiliyor muyuz? O zaman diyorum ki bunun burada yaratacağı bakın bu X telinin burada yaratacağı manyetik alan aşağıya doğru olacaktır. Sayfa düzleminde aşağı doğru olacaktır. Y teline bakıyorum. Y telinde akım dışarıyı gösteriyor. O zaman O'ya doğru uzattım. Değil mi? Sonra kırdım. Ne yaptı? O da aşağıyı gösterdi. Y'nin yapacağı manyetik alan da böyle olur. Peki güzel. Z için bakarsak ne diyeceğiz? Bakın Z'de gene baş parmak dışarıyı gösteriyor. Bakın ekrandan kendime doğru çekiyorum. Akım dışarıya doğru. Uzattım O'ya doğru ve kırdım. Ne yaptı? Sola doğru gösterdi. Bakın buradaki benim görüntüm size ters bir durum oluşturuyor olabilir. Ters bir yön çıkıyor olabilir. Çünkü bakın ben şu anda solu gösterirken sanki sağa mı gösteriyor gibi oluyor. Öyle algılamıyorsunuz değil mi? Bakın baş parmak akım yönde. Uzattım O'ya doğru.
ve sol tarafı gösterdi diyorum. Değil mi? X'e doğru gösterdi. O zaman da ne olacak? Buradaki manyetik alan bu tarafa doğru olacak diyebiliriz. Z'nin yaratacağı. Şimdi getirip bunların büyüklüklerini yazarsak eğer bakın. BX, BY ve BZ. Arkadaşım B'yi sen şöyle yazıyorsun. K2I bölü D. Bak şunu yazma diyorum. I bölü D'ye bak sadece. Sadece I bölü D'ye bak. X için yazarsam ne diyeceğim? X için I bölü D diyeceğiz. Y'ye bakarsam 2I bölü D diyeceğiz. Z'ye bakarsam 4I bölü D diyeceğiz. Dolayısıyla buna B dediysek, bu arkadaş 2B yapacaktır. Burası 4B yapacaktır diyebiliriz. Peki, o zaman getirip yerine yazacağım arkadaşım. Bakın X ve Y aynı yönlü, değil mi? X ve Y aynı yönlü. BY 2B oldu, değil mi? BY 2B oldu. O zaman şöyle diyebilir miyim? Aşağıya doğru 3B vardır deriz. Z'ye baktığım zaman Z sol tarafa doğru ve büyüklüğü 4B'ye kadar. Bunların bileşkesini alırsan 3, 4, 5'ten dolayı burası 5B yapar. Doğru cevap Adana olur deriz. Evet Zeynep. Bravo. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Anlaştık mı? Biraz daha iyi anlayabiliyor muyuz? Evet Enes dinliyorum. Evet, klasik sorularımız. Dersimiz blok olmayacak. Video her zaman çekilmeye çalışılıyor. Tamam mı? Video her zaman çekilmeye çalışılıyor. Kaydedebiliyoruz. Bazen sistem kendi kendine kaydetmeyebiliyor. İnternet probleminden dolayı. Ama onun dışındakilerin hepsini bir şekilde sisteme yüklemeye çalışıyoruz. Sizler takipçi olun. Fotoğrafını çekebilirsin. Evet, fotoğraf çekebilirsiniz. Ona izin var. Evet, sınıfta değiliz. Buradan fotoğrafını çekebilirsin ekranın. Hadi bakalım. Çektin mi? Devam ediyorum. Evet. Evet, şu soruya bakalım arkadaşlar. Evet. X, Y, Z telleri verilmiş. Üzerlerinden geçen akımlar verilmiş. İ, 2, İ ve 3, İ. Bunların K ve L noktasındaki bileşke manyetik alanların oranı kaçtır diyor. Hadi sizden bir cevap göreyim ne olursunuz. Çok kolay bir soru bu da. Bakın uzaklıklar hep aynı. Akımlar direkt manyetik alanı belirleyecek. Değil mi? Hadi ben size şöyle yardımcı olayım. Sahil kuralını siz yapacaksınız yalnız. Bakın B eşittir. K çarpı 2 İ bölü D diyoruz. Değil mi? Bak arkadaşım K ortak 2 ortak D'lere bakıyorum. Bak L'nin buraya uzaklığı. Buraya uzaklığı, buraya uzaklığı. Üçü de aynı mı? Aynı. O zaman peki K'ya olan uzaklıklar bakın bir D, D, D. Hepsi aynı. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki akım ile manyetik alan doğru orantılıdır. Şimdi sahil kuralına göre sizler bir bulun bakalım diyoruz. Evet. Ebru Berke'den önce davrandı. Ceyhan dediler. Bakalım. Doğru mu değil mi? Evet arkadaşlar. Bir dakikanız var. Haydi uyumayın. Evet Ebru sana katılıyorum. Evet. Evet gençler. Haydi sesiniz gelmiyor. Dila, Zehra, Emre, haydi. Ece Hanım, Eda Hanım, Efe Kan Bey, sevgili mankırcı, son mankırcı. Evet Sena Hanım, Suat Bey, Tuana Hanım. Yapamadık mı arkadaşlar? Hiç kafa karıştıracak bir şey yok. Hepsinin yaratacağı manyetik alan, hepsinin manyetik alanı görüyorsunuz. D'ler aynı olduğu için akım ile B'ler doğru orantılı olacak değil mi? Yönleri belirle diyorum. Akımlarını bu K ve L noktalarındaki yaratacakları manyetik alanları da belirleyeceksin diyorum. Şöyle diyebilir miyim müsaadenizle? X'in K'da ve L'de yaratacağı manyetik alanın büyüklüğü B kadar. Y'nin K'da ve L'de yaratacağı manyetik alanın büyüklüğü 2B kadar. Neden 2B kadar?
Çünkü buradaki akım 2i kadar bakın. Z'de 3i akım geçtiği için L'de ve K'da oluşturacağı manyetik alan, evet şurayı bir düzgün yazmaya çalışalım. 2B kadar buradaki ne olacak? 3B kadar olacak diyebiliriz değil mi? Şimdi yönleri bulup yerine yazalım. Bakın arkadaşlar hemen şöyle yapalım. K için ve L için ayrı ayrı ikisi için yazalım. Bakın diyorum ki X'ten başlayalım. Baş parmağımı X teline koydum. Yukarıyı gösteriyor. Akım yukarıyı gösteriyor. Dört parmağımı ben kendi şeklime göre K'ya uzattım ve kırdım. Bana doğru bir yön belirdi. Yani sayfa düzleminden dışarı doğru değil mi? O zaman diyeceğim ki şöyle de yapalım mı arkadaşlar? Şöyle de yapalım mı? Dışarıyı artı alalım. İçeriyi eksi alalım. İçeriyi eksi alalım. Zıt yönler ya, birbirini toplayıp çıkaracağız. Bir daha yapıyorum. Baş parmağımı akım yönüne koydum. K'ya uzattım. Kırdım. Dışarıyı gösteriyor ve büyüklüğü B kadar dedik. Dışarı olduğu için bakın bunun burada yaratacağı dışarıya olduğu için ne diyeceğiz? Artı B demiş olacağız. Devam ediyorum. Bakın parmağımı götürüyorum. 2B'ye yani Y teline 2'yi akımına koyuyorum. Yukarıya uzattığımda aşağıya uzatacağız. Şöyle yapacağız. Bakın ben gene şöyle kalkayım. Bakın şöyle yapacağız. Değil mi? Şöyle yaptık. Diyoruz ki bakın şöyle ne yaptık? Baş parmak akım sağa gösterdi. Dört parmak aşağıyı, K'yı ve L'yi gösteriyor. Kırdım. Nereye gösterdi? İçeriği gösterdi değil mi? Dolayısıyla ne olacak diyoruz? Dolayısıyla bunların ikisi de içeri olacak değil mi? K'da ve L'de içeri olacak. Ve büyüklüğü ne olacak? İçeriye biz eksi dedik. 2B olacak. Dolayısıyla hemen buraya bir eksi 2B diyorum. Hatta bakın şuraya da yazabiliriz. Bununki de eksi 2B olacaktı değil mi? Eksi 2B olacaktı. Şu X'in L'dekini de bulursak bakın o da içeriye doğru olacak. Baş parmak akımda L'ye uzattım. Kırdım. İçeriği gösterdi. O yüzden oradan da bir eksi B daha gelecek diyebiliriz. Şurayı düzeltmek istiyorum. Eksi 2B dedik. Şimdi Z teline bakıyoruz. Baş parmağım akım yönünde. Değil mi? Baş parmağım akım yönünde. Uzattım. K'ya ve L'ye doğru. Kırdım. İçeriği mi gösterdi o da? Değil mi? O da içeriği gösterdi. O zaman o da eksi olacak diyoruz. Ama eksi 3B olacak değil mi arkadaşım? Bak burası eksi 3B olacak. Burası da eksi 3B olacak dersin. İkisi de aynı olduğu için. Peki baktığımda K'nınki ne yaptı? K'nınki eksi 4 yaptı. K'nın değeri eksi 4 yaptı. B'ye baktığım zaman eksi 6 yaptı arkadaşım. Bunları oranlarsan da 2 bölü 3 olur diyorsun. Tamam? Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Pekala. Hadi bir soru daha bakalım. Evet, güzel. Güzel. Şu soruya bakalım. Evet, hemen Enes. Hemen. Çabuk. Geçiyorum. Evet. Şimdi sayfa düzleminde tutulan o merkezli R yarıçaplı yarım çember biçimindeki X teliyle sonsuz uzunluktaki Y telinden sırasıyla X ve Y şiddetindeki akımlar geçiyor. Buna göre X Y tellerinden geçen akımların O'da oluşturdukları bileşke manyetik alan şiddetinin sıfır olması için akımların oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşım bir kere şuna bakalım. Bunların manyetik alanlarını nasıl hesaplıyorduk? Tele baktığımızda evet, aynı formül ama tabii ki çember olduğunda aynı formülü kullanmıyoruz değil mi? Bakın düz bir tel için mesela Y için konuşursak Y'nin yarattığı manyetik alanı şöyle yazacağız. K çarpı 2 I bölü D diyeceğiz. Ama çemberin yaptığına ne diyoruz? Çemberde şöyle söyleyeceğiz. K çarpı 2 Pi I bölü D diyeceğiz değil mi? Ancak dikkat etmen gereken şey şu. Bu tam bir çember değil. Yani bu şöyle bir çember olsaydı değil mi? Böyle tam bir çember olsaydı o zaman ne diyecektik? Diyecektik ki kardeşim budur. K2 pi bölü D diyecektik. Ama bu bir yarım çember. Yani 360 derecede bunu oluşturuyordu. Burada 180 derecede oluşturacak. 180 derecede oluşturduğu için bölü 2 diyebilirsin değil mi? 180 bölü 360 gibi. Bölü 2 diyeceğiz. Yani 1 bölü 2 ile çarpacağız. Şimdi getirip oranlama yapmak istediğimiz için diyorum ki arkadaşım şu değerin, bakın bu değerin
buna eşit olması gerekir. Sıfır olabilmesi için. Zaten yönlerine baktığınız zaman sahil kuralıyla da ikisinin zıt yönlü olduğunu görürsünüz. Biri böyleyken diğeri böyle içeri doğrudur diyoruz. Dolayısıyla hemen getirip bunları yerine yazarsam şöyle ki K'ları yazmıyorum bile. K'ları yazmıyorum. 2 çarpı 3 çarpı İX bölü aradaki uzaklık ne kadar? R kadar değil mi? Yarı çapı bölü R diyorsun. Eşittir. K'yı gene yazmıyorum. 2 İY bölü D uzaklığı diyoruz. Şimdi buradan işlem yaparsak bakın bu ikiler birbirini götürdü. Evet, bu D ile R de birbirine eşitti değil mi? Bunlar da birbirini götürür. Burada bakın D eşittir R kadardır. Bunlar da birbirini götürdüler diyoruz. Aynı şekilde o zaman İX bölü İY ne yapar arkadaşım? İX bölü İY 1 bölü 3 yapar diyoruz. Doğru cevap Ceyhan olacak diyoruz. Evet. Peki var mı burada anlaşılmayan bir şey? Tamamdır. Peki arkadaşlar, o zaman burada bitirelim. Görüşmek üzere.